Evet, merhabalar. Yeni bir vlog tadında kendini yap videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere bir backdrop veya prop adı verilen yemek fotoğrafçılığında kullanılan arka planlardan bir tanesini yapacağız. Kendimiz kullanıyoruz aslında, kendimiz için yapıyoruz. Bunu sizlere gösteriyor olacağız. Aslında nasıl yaptığımızı veya nasıl yapıldığını göreceksiniz ki en azından belki sizler de başka bir ürünleri kullanırken veya başka bir fotoğrafı kullanırken bunları kullanıyor olabilirsiniz veya kendiniz yapabilirsiniz. Ufak çaplı şeyler yapabilirsiniz veya da kendi duvarınız için yeni bir tablo yapabilirsiniz. Yemek fotoğrafçılığında backdrop veya prop adı verilen arka planlar, altyapılar kullanılır. Bu altyapılar sayesinde fotoğrafların daha netliğini ve konsepte uygun şekilde fotoğraflar çekilir ve bunları yayınlanır. Bu propların asıl temelinde aslında tabanında odunlar var. Eskitilmiş odunlar, meşe kütükleri vesaireler veya işte masalar, taşlar gibi ürünler kullanılıyor. Ancak biz de bunları prop adı verilen hazırlanmış tablolar mantığıyla birazcık artistik şekilde yapılmış tabloları kullanmaya başladık. Ve biz kendimiz yapıyoruz bunda. Bir öncekini aslında şu ana kadar görmediniz siz ancak görmüş olacaksınız sanırım. Evet, görmüş olacaksınız planlar dahilinde. Ve bir diğerinde şu an gördüğünüz gibi MDF plakaya yapacağız. MDF plakanın arka yüzü beyaz, diğer tarafı saman renginde. Bu şekilde rengini görebilirsiniz. Arka tarafını göstermek istersek eğer beyaz bir yapı. Bu 3,5 mm bir kalınlıkta. Ve bu 3,5 mm kalınlıktaki MDF plakanın boyutunu ben size söylüyorum. 1'e 75 santim. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Başka yerler daha büyük şekilde kullanılabiliyor veya daha ufak şekilde kullanılabilir. İsterseniz siz 50'ye 50 veya işte 75'e 75 gibi boyutları kullanarak Instagram için kullanacağınız yemek fotoğrafları veya başka herhangi bir ürün için tam bir kare boyutunda, ufak boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Biz profesyonel makine kullandığımız için fotoğraflarımızı daha geniş açılardan aldığımız için veya tabak boyutlarımız değiştiği için biz biraz daha büyük yapı kullanarak ve daha farklı noktalarını kullanarak farklı farklı görüntüler elde etmek amaçlı kullanıyoruz. Bir önceki yaptığım siyah aslında gece yeşilliği siyah arası bir tonlamayla sarı, yeşil ve maviyle birleşimle birazcık eskitilmiş ve tortusu yapısıyla beraber yapmıştım. Şimdi ise birazcık daha açık tonlarda iki tane farklı yapacağım. Ancak siz bir tanesini görüyor olacaksınız. Diğerini ben tekrar kendim yapıyorum. Belki bugün yapmayabilirim, bilmiyorum. Tabii bize bağlı, bana bağlı bir şey. Boyu olarak da akrilik boya kullanıyoruz. Ama ben bu sefer akrilik boya dışında bir de sprey boya kullanacağım. Sprey boyayı neden kullanacağım? Altın yaldız rengi aldım. Altın yaldızı üzerine hafifçe gezdirerek hafif bir ton vererek azıcık renk vermesi amaçlı kullanıyor olacağım. Onun dışında da renkleri sizlere birazdan söylüyor olacağım. Ve karışımları yaparken de zaten göreceksiniz. Bunları da size aktaracağız. Hadi şimdi yapalım. Hemen size renkleri de göstermek istiyorum aslında. Bir tanesi akrilik boyanın kemik rengi. Bu kemik rengini almamın sebebi aslında beyaz tonlarından birazcık daha kırık halde, inci renginden biraz daha farklı bir renkte olması için, açık renkte olması için bunu kullanıyorum. Bugün iki tane yapacağım için aslında hepsini kullanmayacağım ama hangisini kullanacağım bilmiyorum. O anki ruh halime bağlı olarak kullanacağım. O yüzden birkaç tane rengim var. Metalik renkte gümüş rengim var. Siyah rengim var. Bununla beyazı karıştırarak mesela gri tonlarını yapabilirim veya işte gümüşü birazcık daha koyulaştırabilirim vesaire gibi tonlara ulaşabilirim. Onun dışında gökyüzü rengim var. Bir de vişne rengim var. Tamamen akrilik boy olarak, sıvı olarak kullandığım renkler bunlar. Ha, tabii bir de benim daha öncekinden yaptığım şeyden çalışmadan kalan bir mavi boyam var. Onun dışında da altın yaldız rengi. Gördüğünüz gibi sprey boya. Bunu kullanacağım. Bunlarla beraber renklendirme yapıyor olacağız. Onun dışında ekipmanları size birazdan gösteriyor olacağım. Yerleri kirletmemek amaçlı yere serebileceğiniz herhangi bir şey olabilir. Ben boya için kullanılan torbalardan aldım ki rahat rahat çalışayım diye. Ve bunu açarak üzerine yerleştireceğim ve kenarlarını bantlayacağım ki rüzgardan vesaire bir şey olmasın ve bilerek kapı pencere ağzını yapıyorum ki çok rahat şekilde kurumasını sağlamak amaçlı. Şöyle açacağım, çalışacağım.
MDF plakamı yerleştiriyorum. Diğer beyaz yüzünü tonlamasını yapamayacağım için direkt bu yüzünü kullanıyoruz ve bu yüzünde boyama yapıyoruz. Onun dışında zaten atacağımız için tekrar kullandıktan sonra bu şekilde metal plakaları veya başka seferde kullanmak isterseniz bu şekilde bunu yıkarak plastik kap kullanarak yapabilirsiniz. Evet, boyalar için kapları ne? Bir de zımparalamak için zımpara gerekiyor ve bunun sebebi de zımpara yaparak birazcık ton vererek içerisinde pamuk kullanarak da hakikaten pamuk kullanarak aralarında tortu bırakarak bunlarla şekil veriyoruz. Onun dışında sünger var, fırça var, spatula var, boyalar var dedik. Bir de çubuklarım var ki bunlarla beraber boyaları karıştırmak için, tonları yakalamak için. Elimde bir de tıraş fırçası var. Şimdi öncelikle zımpara yapmam lazım. Zımparayı nereye yapacağımı kendime göre seçiyorum. Daha sonrasını yapıyoruz. Bakalım. İki tozlar atıyoruz ki bu şekilde rahat ediyoruz. Şimdi pamuk. Diğer kullandığınız pamuk kalabilir. Tekrar üzerine ilave olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında şimdi bazı renk için büyük bir kap alıyorum. Sanırım bu kadar boya yeterli olacak. İçine biraz gümüş eklemek istiyorum. Çok az bir gümüş ekliyorum. Bu metal tonda olduğu için çok renk, çok rahat şekilde kendini gösterecektir. Fazla oynamadan karıştırıyorum. Daha şöyle biraz daha ekleyebiliriz. Çok farklı bir renk olacak çünkü. Evet. Şöyle biraz yakına gelerek göstermek istiyorum. Bu şekildeyken aslında bir Türk sanatındaki Ebru'yu bırakıyorum. Yani Ebru'yu bıraktık. Daha sonrasında bunu uygulayacağız. Evet, bunu uygulamak için direkt sünger kullanıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Aralarında grilikleri kaldı. Göstermek istiyorum. Aralarında grilikleri var. Gördüğünüz gibi. Belki görüyordur. Bilmiyorum. Renk tonu var. Evet, uygulamaya başlıyorum. Burada mühim olan tüm beyazlıkları kapatmış olmak gerekiyor. Benim de tabii ki böyle elleri kirlenebiliyor. Bu konuda çekinmemeniz lazım. Zaten akrilik boyası çok rahat şekilde çıkabiliyor. Sıcak suyla yıkayabilirsiniz ve elinizden çıkar. Şimdi tamamen beyaz yaptık. Ve içerisine gökyüzü rengi ekliyorum. Aynı boyaya İlave ediyorum.
tekrar biraz daha beyaz ekleyerek ki gökyüzü rengini biraz daha açalım. Zaten içerisinde fazla kalmamıştı. Bunu harmanlıyorum. Rengi biraz daha kırıldı. Maviye döner gibi oldu. Ancak çok fazla değil. Şimdi tekrar içerisine yine gökyüzü rengi ekliyorum ki üzerine yaptığımız gibi aynı şekilde renk bulsun. Araya böyle bozarak fazla girmeden karıştırdım. Ve şimdi aynı şekilde aynı kap içerisinde yapacağım bunu. Birazcık vişne rengi. Çünkü çok fazla mavi kalmaması için, sadece maviyle kalmaması için vişne rengi ekliyorum. Yine aynı kap içerisinde böyle zaten maviyle karışır zaman bir sorun olmayacak. Zaten istediğim renkte mavi vişne aslında pembeyle mavi arası bir renk olmasını sağlamak. Kırmızı dönük bu pembe. Aslında pancar rengine daha yakın diyebiliriz. Fazla bozmadan bunu beyazla harmanlanarak gelsin diye. Sadece süngeri kullanarak yine aynı şekilde aralara giriş sağlıyoruz. Evet, prop kurudu ve fark noktalarını görüyorsunuz bu şekilde. Evet, ben sizin için ufak tabaklar koydum ki nasıl göründüğünü görmeniz için. Bu şekilde bir açı alarak veya bu şekilde arka planında kalarak, yani en azından büyük olmasının sebebi bu. Çapraz açılarda bile veya dik açılarda farklı görüntüler görerek, farklı tonlar görerek çekimleri sağlıyoruz veya bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Onun dışında da bu renk tonlarını kendiniz uygulayabilir, kendiniz seçebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi prop adı verilen arka planımız hazır. Bu arka plandaki renk seçimi ve uygulama şekilleri sizin hayal gücünüze bağlı olarak yapılan bir şey. Yapabileceğiniz bir şey daha doğrusu. Biz de bu şekilde arka plandaki rengimizi ve uygulamamızı kendi hayal gücüme bağlı olarak yaptım. Bizim koyu renklerde zaten bir arka planımız var. Şimdi ise beyaz renklerde, açık tonlarda, daha doğrusu pembe tonlarında bir
arka planımız var oldu ve biz bunları farklı yerlere kullanıyoruz. Tabii ki de bir sonraki yapacağım, aslında diğer kalan bir MDFM daha var. Yani plakam daha var ve plakaya da beyaz tonlarını yapmayı planlıyorum açıkçası. Bunları zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Bunları yaparken aslında yemek fotoğraflarındaki kullanacağınız arka planları bağlı olarak kendiniz tercih edebilirsiniz. Biz bu şekilde tercih ettik. Bunu yapmayı istedik ve bu şekilde hallettik. Kurulma süreci çok fazla uzun sürmüyor. 5-10 dakikalık bir kurulma süreciyle hallolabiliyor. Birazcık daha beklerseniz daha sağlıklı bir renk tonlarını elde ediyorsunuz. Bir de tabii ki çekimleri yaparken de fotoğraflardaki ışıkları vesaire tercih etmeniz ve noktalarını belirlememiz gerekiyor. Biz bu şekilde belirledik, bu şekilde uyguladık. Ve umarım beğenirsiniz. Ve beğenirseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı veya da üst taraftan web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.